insan vefat edince iki sorgu meleği sorular soruyormuş. Bilemezse insan büyük azap varmış, Allah muhafaza. O yüzden hatırlaman lazım. Ama merak etme, ben sana her şeyi anlatacağım. Her şeyimi anlatacağım. Nasıl yapacağım? Artık üçüncü dönemde aday olma demişti herkes. Ama oldum ve kaybettim. O şehirde dünyanın en güzel bahçesini yapmıştın sen. Ve ben o bahçede tanıştım. Özgür'le. Kıpırdamayın sakın, terbiyesizler! Durun, durun, kaç! Kaçmayın, durun, gelin buraya! Terbiyesiz. Kim var orada? İn aşağı. İn aşağı. Tamam. Tamam. Çabuk gel buraya. Tamam. Şuraya gel. Şuraya gel aydınlığa gel. O kaçan Şinogil'di değil mi? Bilmiyorum. Bu gece bizim bahçede karşılaştınız öyle mi? Evet. Sanırım öyle oldu tabii. Kaçanlar Şinogil'se. Sen buralı değilsin. Ben buralıyım. Olsan tanırım değilsin. Fotoğrafındaki adamlara benziyorsun. Konuşman da çok güzel. Sağ ol. Kimsin sen? Oğlum Özgür. Ben buralıyım ama burayı ilk kez görüyorum. Şino'nun amcasının oğluyum. Ve o kaçan Şino değildi. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben hem buralıyım hem buranın yabancısıyım. Ayıp değil mi, hırsızlık yapıyorsun? Ya kusura bakmayın. Ayrıca siz burada birkaç tane elma için adam mı vuruyorsunuz? Ne oldu? Senden bir koku geliyor. Yaklaş. Yaklaş. Tamam. Kafanı eğ. Nasıl? Eğ kafanı. Kafanı eğ. Saçların. Saçlarından geliyor. Ayıp değil mi? Niye saçların kokuyor senin? Niye ayıp olsun? Şampuandır o. Ne? Şampuan. Nedir o? Şampuan böyle sıvı. Hani saçına sürüyorsun. Sonra... Hadi git. Bunları geri vereyim mi? Sende kalsın. Teşekkür ederim. Öbür çocuklara söyleme ama tüfek boştur. Korkutmak için. Ama babam yakalarsa pis döver, o gerçek. Hadi git. Git. Erkek kokmaz. Ayıptır. Çocuğun yüzü gitti aklımdan. Ne de saçlarının kokusu. Kıymetli Servet Beyefendi. Abla bu çocuk padişah değil, senin sevgili. Oy, sevgili mi? Sus, sevgili ne demek? Cık. Abla. Maşallah, üç gündür bitmedi o mektup. Ya kızım sen niye geldin? Üçümüz aynı anda kaybolamayız, yürü git. Bir fotoğrafımı ver gideyim. Gel vereyim, gel. Avucunu yalarsın. Sıkkın. Ablam yazacaksın yoksa yok. Yazıyorum.
Pek kıymetli Servet beyefendi. Kıymetli servetçiyim diyelim bari. Cihim mi? Ya ben daha adamın yüzünü görmemişim. Cihim nedir? Bu kelimeleri reis duysa kayışta döver bizi. Kelimeler önemlidir Muazzez. Yaz. Eğer madem senin de niyetin ciddi ise... Eğer... Madem senin de niyetin ciddi ise, ailen falan, onlar da seninle birlik bir düşünce içinde ise... Abla yavaş. Ya ben ne kadar heyecanlıysam sen o kadar yavaş yazıyorsun. Ben öğrenseydim çok daha hızlı yazardım. Al sen yaz. Al. Müsait değilim şekerim. Muazzez ablam canın terlik istiyor. Sen sus, sen yaz. Yazıyorum. Ne yazdın? Eğer madem senin de niyetin ciddi... İse... Ailen falan, onlar da seninle birlik bir düşünce içinde ise... Sabır. Bu şehirde iki şey çok meşhurdu. Reis'in bahçesi ve reis'in kızları. Kolay gelsin Ademciğim. Ekşi ağaca tatlı bir dal ekliyorsun. Esasen yön gösteriyorsun ağaca. Değiştir bu huyunu diyorsun. Ekşi olma ahmak. Tatlı ol. Yeşil kalma. Kıpkırmızı ol. Reis Bey, acaba diyorum bu ekşi elmalardan birkaç tanesini böylece olduğu gibi bıraksak mı? Sebep? Ne bileyim, aşılı elma ağacı her yerde var sonuçta. Ama bunlar orijinal. Hatta bazıları çok güzel şarap yapar. Şarap mı? Kesmek için bir sebep daha. Yok, ben siz yapın manasında söylemedim. Ağaçlar da tıpkı insanlar gibi. Terbiye edeceksin. Her insan işin başında ekşidir, kekredir. Eğitirsin, öğretirsin. Bal gibi tatlı olur. İşte bunun gibi olur. Ama bazıları da aşı tutmaz. Aynı hava, aynı su, aynı gübre ve işte netice. Yazıklar olsun sana. Şu yanı başındaki arkadaşından da utanmıyorsun. Koca bir sene geçti. 11 elma. Yazıklar olsun. Fotoğrafıma bakış attım. Bak şöyle. O kitaplarda çok daha güzel bakışlar var. Öyle mi? Yap da görelim. Hey maşallah. Nerede kaldı? Ne nerede kaldı? Ya mektup. Ha. Annem babama soracak. Eğer o da münasip görür ise. Ha. O zaman görücü gelmeniz münasiptir. İki kere münasip oldu. Nasıl? Münasiptir oldu. Tamam işte münasiptir. Peki. O zaman görücü gelmeniz münasiptir. Tabii her şeyin başında bana gönderdiğin fotoğraftaki hakikaten sen ise. Bu ise nedir devamlı? E yazma Safiye. Yanlış ise. Yaz yaz. Türkiye! Mektubumuza son verirken. Hay Allah razı olsun bu mektuba son verenden. Amin. Bu Allah'ın belası mektubumuza son verirken evet. Bak tekrar ediyorum. Eğer senin de niyetin ciddi ise. Abla zaten bir kere yazmak çok zor. Kurban olayım hiçbir şey tekrar etme. Çok selam eder. Senin de gözlerinden. Gözlerinden mi öpeyim? Abla Allah'ınıza versen öp şu adamın bir yerinde bitsin bu mektup. Tamam işte neresinden öpeyim? Yanaklarından. Tabii ki. Yaz. Yanaklarından öperim. Yanaklarından. Öperim.
Türkan Hanım. Yürü Türkan yaz. Can. Çok şükür bitti. Acele cevap beklerim. Ekle bunu. Ekle. Ya Levent. Cevap. Eğer cevabın gelmez ise. Abla. Tamam tamam. Sen alın. Bunu ben güzel yırtayım, katlayayım. Demek ki sen de reisin zarflarından birini çaldın mı? Bu iş tamamdır. Görünüş de önemlidir Mazes. Yanak fazla olmadı değil mi? Ya beni çöp mü yiyeyim bence? Safiye kalk, yanakları çıkar, selam ederim de kalk. Kalk 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 kalk. Vallahi bile alır yırtacağım. Tamam tamam, yat yat yat. Yat yat yat. Sabır. Yanak fazla oldu ama neyse. Ya o kadar da öpeyim canım, nedir yani? Kapacağım seni. Hoş geldin Şino. Kolay gelsin kızlar. Ne işi var burada? Şşt, Türkan çağırdı. Mektubu kim götürecek? Merhaba. Merhaba. Bu kimdi? Amcamın oğludur. Ankara'dan geldi. Özgür. Bakın, aynı ben. Hey maşallah, aynı sen. Abla mektubu ver. Al, çabuk götür hadi. Tamam. Hadi hadi hadi. Benim de bir hediyem vardı. Muazzez Hanım'a. Artık senin de saçların güzel kokacak. Şampuan. Hani... Nedir bu? Saçları güzel kokuyormuş, bilmiyorum. Sana ne? Muazzez! Kokulu bir şey getiriyor bir adam. Benim bahçemde, benim kızlarıma. Dünyanın sonu gelmiş, siz babanıza niye haber vermiyorsunuz yavrum? Kimdir o çocuk? Babalarımın bir suçu yok. Nasıl? Ablalarımın bir suçu yok. O çocuk o şeyi bana getirmiş. Haberim yoktu ama. Ellerinizi uzatın. Uzatın ellerinizi. Şimdi anladım. Ablalarımın bir suçu yok. Çocuk o şeyi bana getirmiş. Ama benim haberim yoktu. Nedir onu da bilmiyoruz. Sana getirmiş. Tamam, siz indirin ikiniz. İndir indir. Sen tanıyor musun bu çocuğu? Yok baba. Niye sana hediye getiriyor? Bilmiyorum. He? Tanımadığın bir çocuk sana niye hediye getiriyor? Bilmiyorum baba. Nedir bu? Şampi. Nedir? Şampi. Ne işe yarıyor bu? Sadece sürülüyor herhalde, bilmiyorum baba. O çocuk niye sana hediye getiriyor? Kimdir o çocuk? Bilmiyorum baba. Hayatımda ilk defa birisi bana bir hediye vermişti. Onu da sen yakaladın.
Telefonu da ver. Dur. Kız ver. Kız biz niye olduk böyle? Allah için kokusu çok güzel. Ama sıçana döndük hepimiz. Hakikaten biz niye böyle olduk? Ablam bu ne biçim hediyedir? Ben ne bileyim ablam? Ha? Çok mu sürdük acaba? Sen çok sürdün. Sen bu macun için babandan dayak yedin he yavrum? Kız gelip bunu yıkayalım. Valla bir gelen olur ha. Koş bir hamamda biri. Koş koş. Ola ben buna döndüm. Ben. Selamun aleyküm. Oturun. Hamit. Geldin reis mi? Gel gel. Evladım bu çiçekleri ben sana emanet etmedim. Nedir bunlar halı? Nedir bunlar halı? Bu köpek verdi. Kız mı? Kız mı? Ayda. Gözüm yanıyor. Kız bu nedir böyle? Kamera bu ne? Reis Bey. Beş tane çiçekle başa çıkamıyorsun. Reis Bey. Ne var? Kaç diyorum biraz sanki köpürsünüz. Güzel. Hadi. Yeter. Aziz. Gel gel. Ödümü patlattın ne var? Özür dilemeye geldim. Benim yüzümden babandan dayak yemişsin. Bir daha dövsün diye mi geldin? Yok. Seni merak ettim. İyiyim. İyi. Kullanabildin mi şampuanı? Bak kokulu çocuk. Babam seni bir daha görse bu sefer öldürür beni. Git buradan. Bu şehirde insanlar arkadaş olamazlar mı? Olamazlar. Hadi git. Bir şey sorup gideceğim. Sor. Bu şehirde bir kızla bir erkek görüşmek isterse ne yapar? Evlenirler. Hemen mi? Hemen hemen. Hadi git. Ya anlamıyorum nasıl döver kızı? Ya Özgür burası Ankara değil ya. Ya babasıdır Özgür abi istediği zaman döver. Ya böyle saçma şey olur mu Keço? Babam beni dün akşam gene dövdü mesela. Neymiş o? Kardeşimi dövüyordu. Ha iyi bakıyordu. Ya Sadık amca seni hiç dövmedi mi? Bir kere tokat attı. Ne dövmüş işte? Yalnızca bir kere oğlum bir kere. Ya tamam sen babanın seni döveceği hareketi bir kere yapmışsın. Bir daha ya gene döver. Evet parlatalım abilerim. Merhaba Sevet abi. Baykuş iki çay. Gelin Şino gelin. Amcamın oğlu Özgür. Merhaba Özgür. Merhaba Serhat abi. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ya keşke başka yerde buluşsaydık. Niye abi? Siyasi yerdir. Küçük görünür böyle şeyler. Sen dedin burada buluşalım. He. Getirdiniz. Getirdim abi. Çaktırmadan masanın üstüne bırak ben alırım Şino. Zarta güzelmiş ha. Kıymetli Servet Beyefendi. Senin de niyetin ciddi ise... Ailen filan birlik bir düşünce içindeyse... Yüzü gelmeniz münasip. Çok selam eder. Yanaklarından öperim. Eline sağlık canım. Ya Şino ben sana bir şey soracağım. Sor abi. Bu Türkiye Hanım dedikleri kadar şey midir? Ney midir?
güzel midir? Ne kadar dediler? Çok dediler. Az demişler. Çok çok güzeller. İyi. Peki, Türkiye Hanım iyi bir insan mıdır? O da mühim çünkü. Çok iyidir. Sinirli değildir değil mi? Yok yok, hep şakacıdır. Bazı insan vardır hem şakacıdır hem sinirlidir. Bu öyle değildir değil mi? Yok yok, bu hep şakacıdır kendisi. İyi. Şimdi ona söyle, bizim niyetimiz ciddidir reis bey söylesin. Baş üstüne ser adam. Alın kendinize bir şey alırsınız, kerat alın. Sağ ol abi. Milyon verdik. Gel pastaneye gidelim. Revani yiyelim, revani. Askerde bir ranzi arkadaşım vardı. Muğla'lı. Yakup. Kulakları çınlasın. Bir gece ona bizim bataklığı anlattım. O da bana bir kavak çeşidinden bahsetti. Her birisi çeyrek ton su çeker topraktan. Bataklık cennet olur dedi. Ve de sağ olsun akabinde de tezkere sonrası 3 tane filan gönderdi. Ve işte netice. Efendim ben size geçen gün de söyleyecektim. Laf karıştı. Esasen bunlar kabak ağacı değil efendim. Bunlar okaliptus ağacı. Ne ağacı? Okaliptus ağacı. Çok şifalıdır. Yağ da çok şifalıdır efendim. Yağ mı? Ağaçta yağ mı olur? Hayvan mı? Efendim esasında her bitkinin bir miktar yağ vardır. Öyle mi? Maşallah. Maşallah. Suyu çekip yağ yaptırıyor onlara. Yalnız kavak bunlar. Bunlar okaliptus. Kavak. Reisin kavakları. 30 senedir. İyice çıkarma. Evet. Efendim, müsaadenizle ben gideyim. Demek suyu çekip yağ yapıyorsunuz öyle mi? Maşallah. Kolay gelsin. Mısırlar göğermiş. Ne? Mısırlar diyorum. Olmuş, güzel olmuş. Ne valla daha olmamış. Yok yani ben bitkiyi kastetmiştim. Meyve oluşumu için erken tabii daha. Fasulyeler vejetatif dönemde topluyorsunuz. Siz çarşıya çıkmıyorsunuz değil mi? Yok, çıkmıyoruz. Zaten biz de fazla kadın göremiyoruz çarşıda. Yanlış anlamayın yani illa görelim diye değil de tabii herkes örfünde, adetinde her yerin kendine göre gelenek, görenek şeyi evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nedir? Niyetimiz ciddidir. Reis bey haber versinler dedi. Ya Rabbim. Şino. Servet fotoğraftaki kadar yakışıklı mıdır? Çok yakışıklı. Allah için. Mesela artistlerden kime benziyor? Kadir İnanır. Hadi canım. Yalnız boyu biraz... Kısa mıdır? Yok abla normal insandan uzundur. Kadir İnanır'dan kısadır. Tamam tamam. Sen benim canımsın Şino. Hey dünya. Bana dediler seni istemeye gelecekler. O gün başıma bir ağrı girdi. Hala da devam ediyor. Daha reisi görmeden? Eyvallah görmeden. Daha ben küçüktüm, 14 yaşındaydım. Reis diyor yalandır, büyük diye. Ben küçüktüm, boyum büyüktü. Allah etti reis sizi küçükten vermedi. O zaman görürdünüz. Bizimki büyükken de vermiyor, o kötü. Ay da şimdi git sor. Hemen cevap bekliyorlar. Tam Safiye işini bitirsin gideceğim. Yok şimdi git fırsattır. Şimdi daha sakindir hadi. Bak yok dese uzatmayacaksın söz. Niye yok desin? Seçimde babana oy vermemişler. Vermemişler mi? Hem millet öyle diyor. Millet nereden biliyor? Ayda oy vermek gizlidir. Ben neden bileyim? Kurban olayım Ayda git sor hadi. Bak kana zamanıdır. Keyfi yerindedir şimdi. Tam zamanıdır. Rezal ettiniz beni valla. Benim başım ağrıyor nefesim daralıyor. Kalk kak kak. Kurban olayım. Kalk burayı toplayın valla. Ben toplayayım. Reis bizi... Hazırlayacak. Haydi çabuk. Dile sen, dile sen, dikkat,
dilesem. Aferin. Bu şehirde ikimizden başka musiki seven yok. Biliyorsun değil mi Safiye? Bir muhabbet. Abla, heyecanlısın değil? Biraz. Ama belki reis vermez diye çok da şey yapmak istemiyorum. O da beni sormuş Şino'ya. Ne demiş? Demiş, Türkan Hanım için çok güzel diyorlar, doğru mudur? Vay, Şino ne cevap vermiş? Az demişler demiş. Ha, çok da şey yapmasaydı canım. Ya çok şey yapmış. Keşke o kadar yapmasaydı. Korkma şekerim, korkma, bir şey olmaz. Nasıl korkma? Dün gün gelecek, peçeyi kaldıracak diyecek. Çok şey yapmışlar. Evlerin çarşıdadır değil mi? Çarşının göbeğindedir. Oo, sonunda çarşıyı göreceksin Türkan'ım. Hadi inşallah. Reis Bey, Sezgin'ler haber yollamışlar. Seçimde yaptıkları kardeşlik içinse hiç o mevzuyu açmasınlar. Yok yok, o değil. Ne istiyorlar? Türkan'ı, Türkan istiyorlarmış oğulları Servet'e. Sokakta yürüp selam vermediğim adama kız mı vereceğim? Sen böyle bir şey söylemedin, ben böyle bir şey duymadım. Ne dedi? Dedi sen böyle bir şey demedin, ben böyle bir şey duymadım. Sebep? Siyasi. De buyurun. Gideyim ben. Bence bu işin bir tek çaresi var. Nedir? Osman Ağa. Babam onu kıramaz, kimse onu kıramaz. Eğer devreye sokulursa bu işi halleder. Ya o adam burada değil ki. Ankara'da o Muazzezciğim. Biliyorum Safiyeciğim. İşte getirmek lazım. Ta oralardan ayağına kadar gelirse babamın yok diyemez. Kim getirecek ki? Tabii ki damat bey. Fikri biz bulmuşuz, adamı da o getirecek. Tabii ki. Bu dünyada Muazzez'den daha akıllısı yoktur bence. İşte o yüzden diyorum, eğer okula ben gitseydim çok daha iyi olurdu. Ablasının gülüdür bu. Görüyorsun bak ne güzel buldu çareyi. Peki şimdi ne olacak? Safiye Hanım, kalem defter getir. Niyeymiş o? Bir mektup daha yazacaksın. Bence sen yazsan çok daha iyi olur Muazzezciğim. Hem benim uykum var. Yatacağım ben. Ne o? Allah mı yazmıyorsun? Allah yazmıyorsun? Osman Ağa mı? Sağ olun gençler. Aferin Servet. Güzel habere bahşiş ver, kötüye verme. Ben sana bir müjdeli haber getiremem ki kardeşim. Tabii canım. Postacı kötü haber getirdiği zaman maaş almıyor mu? Güven abi nasılsın? Alkollüyüm şunu. Konuşma. Devam et. Devam et. Sağ ol amca oğlum. Uzak konu iki kini geç. Şimdi bu yayla da ne oluyor? Yayla çok güzel de. Kızlar her yerde de. Onlarla oyun oynarsın, konuşursun, kuru üzüm yersin. Kuru üzüm mü? Ben yaş üzümü nerede bulacaksın yaylada? Halamı sağda. Hatip abi nasıl? Oo Şinocuğum hoş geldiniz, buyurun. Tanıştırayım, amcamın oğlu Özgür. Ankara'dan yeni geldi. Benim kadar yakışıklı değil ama idare eder. Merhaba, memnun oldum Özgürcüğüm. Ben de memnun oldum Hatip abi. Maşallah. Peki reisin ailesi de geliyor mu yaylaya? Geliyor, geliyor. Merak etme, Azaz da geliyor. Artık yayla zamanı tabii. Beğudur, ben eldir. Dur Tekin'cim, dur oğlum Tekin'cim. Tekin'cim şu kapının da içine... Safiye Hanım kolay gelsin. Sağ ol. Ben yardım edeyim isterseniz. Yok ben taşırım. Olur mu efendim, yardım edeyim ben. Yok ben taşırım. Efendim, ağırdır bunlar, ben alayım. Teşekkür ederim.
Ağırmış. Gerçekten de. Ver birini geri alayım. Yok yok. O anlamda değil yani. Maşallahınız var anlamında. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz. Ne güzel. Evet. Nerelisin sen? Antalya. Orada Akdeniz var değil mi? Evet, Akdeniz var orada. Nasıldır? Deniz mi? He. Su mavi, mavidir. Büyük, büyüktür. Kokar mı? Kokmaz mı? Kokar. Nasıl kokar? İyot, tuz karışımı. Kokuyu anlatmak da denizi anlatmaktan daha zor tabii. Ben de yaylaya uğramak istiyorum. Nasip kısmetse. Olursa bir gün yaylaya. Bakalım, görelim, gelir miyim? Nasıl netice alacaksın? Milliyetçi cephe. Başka çare aramak ahmaklıktır. Sağ birleşmeli. Öte yandan sokaklarda anarşi sebebiyle can kayıplarının devam ettiğini belirtti ve milletçe kan kaybediyor. Ya, dedi. Ya. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunduk. Şimdi hafif müzik. Heh, aferin. Memleket batsın, siz hafif müzik çalın. İnsan aklı nelere kadirdir ya Rabbi. Öyle hesap edin ki biz bir odanın içerisindeyiz. Odamız yukarıdan bir tele bağlı. Teller direklere bağlı. O direkten o direğe havada odamız süzülüyor. Ta bu dağdan karşı dağa gidiyor. Teleferik diyorlar bunun ismine. Ecnebiler de var. Biz de yapacağız. Anladınız mı? Zannetmiyorum. Bu hayvanla. Tereyağı yapıyorum bu hayvanla. Oh, yap da yiyelim. Yarın da herkes yiyeceğini kendisi yapar. Ne var, ben de çobanlık yapıyorum. Bu tipinle mi? He, ne varmış tipinde? Ben seni görüyorum. Hep oyun oynuyorsun. Sen de beni izliyorsun yani. Özgür, git buradan.
Yayladır diye meydanı boşuna ne? Hiçbir arkadaşım bana senin kadar git demedi, biliyor musun? İlk git de işimde. Gitseydim bu kadar çok demeyecektim. Ben burada herkesle anlaşamıyorum. Niye? Kürtçe bilmiyorum. Ayıp sana. Ne biçim buralısın? Bana öğretsene. Ben öğretmeyi bilmem. Benim okumam yazmam yoktur daha. Nerede kaldı öğreteyim? Ben sana öğretirim okuma yazma. Özgür git, reis görecek. Git. Git. Tabii sol taraf. Böyle olunca korkuyor insan. Tabii. Şeyhmuz Bey, Şeyhmuz Bey. Dur kızım. Şeyhmuz Bey, ben çantayı da aldım. Çantayı... Şeyhmuz Bey. Şeyhmuz Bey. Şeyhmuz Bey. Ama hızlı gittik. Mühendis mi? Hı. Hı. Aç. Ne oldu bana? Yayladır, yüksektir. Olur. Yoğurt ayranı bu değil mi? Be yoğurttur, be nedir? Tabii canım nedir? Yoğurttur. Çok severim ben. Ses. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Siz de su gibi... Aziz olun yani. Ayran gibi. Dudakta yoğurt kaldı. Kızım sana nasıl adam dudağını yıktı. Cümle yarabbim ya. Türkan. Annem. Annem ne oldu sana? Hadi bir söyle bakayım hele. Çok uzak. Belki Şemdin'in yakınlarında bir yere verecek beni, biliyorum. En çok on haneli bir köy. Dağlar arasında hapis. Kışın 6 ay yollar kapanır, sizi de göremem artık. Bir sürü çocuk doğururum. Onları büyütürüm. Pişmanlarım. Zamanla kabuk tutar yaralarım. Ara sıra da herkesten gizli bir köşe bulurum. Sessiz ağlarım. Vay lelim işare elitte işare. Ele beşim bilinde hey kubare. Mene içi hayri hoşi vivari nedir? Hayri hoşi eme içine var ele bar bahare. Ah ey miro. Hazvazı kuli leybame kuli lave tahliye. Malhı seden gabani diket her ekabaniye. Emin eriya zengil biken beranam deyne beriye. Çok şükür kumaşlarım geldi. Abla kalk, Eter geldi. Bana nesi? Simli kumaş mı giyeyim ağlarken? Mektup da işe yaramadı. Aa, kabul etmedi demek ki reisin ayağına gelmeyi. Usul önemlidir Safiye. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Safiye Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Değil.
O önden gitsin, sen arkadan git. Millete belli etme, çabuk gel. Yani Antalya hemen hemen her yeri denizlerle çevrili. Yüzde bir kent. Gemiler var ya denizin üzerinde. Bir gemiye binmek isterim en çok. Beyaz perdeler oluyor onların, çok güzel. Sen ne için çağırdın beni? Ben sizi nasıl diyeyim, düşünüyorum. Düşünüyorsun? Evet. Sebep? Bir sebebe lüzum yok. İşin kötüsü. Öyle sebepli sebepsiz. Sizi düşünüyorum. Ama bir sebebi olması lazım. Evet. Ben de aileme yazdım dedim. Acaba niyetim ciddi mi olsa? O zaman onlar buraya gelirler. Tabii reis bey de uygun görürse, en önemlisi siz de evet derseniz. Reis ne derse o olur. Hanımlar, bu güzel kumaşları Antep'ten şahsen getirmiş. Hele o simli kumaşları göster Etar. Kendime çok güzel, çok süslü bir kıyafet yapacağım inadımda. Beyoğlu, ben de. Ayrıca çok güzel havadislerim vardır. Meraklı olana. Konuş hele, ne dedin Etar? Osman Aga biraz rahatsızdır kendisi. Şimdi Ankara'da. O yüzden biraz bu iş durgun. Lakin bu servet sana çok fena halde tutkun. Dua et de ağır bir şey olmasın. Allah şifa versin inşallah. İnşallah. Amin desenize kızlar. Amin. Amin'i dediniz, lafları duydunuz. Hadi bakalım. Haydi, haydi, reis haydi, gelecek haydi, reis. Haydi. Reis mi gelecek? Haydi, o zaman ben yavaş yavaş gideyim ben. Hadi kızlar, hadi. Müsaadenizle. Yavaş. Tamam, tamam. Bir daha gelişim. Bir daha gelişim. Hadi. Ben de çok merak ediyorum. Kime verecek? Soyunuyor lan. Allah'ım. Uyduk uçağım. Hadi abla, nereye gitsin? Çocuklar, peki bu yaptığımız doğru mu? Allah'a ver, artık ben de emin değilim. Abla sen girmeyeceksin. Ayağımı sokacağım. Bitti mi? Soyundu mu bunlar şimdi? Ya abla, o kadardır oğlum. Bana yapsınlar. Bana bunu öğretirsin. Ben bu resimleri ezberlemişim. Senelerdir bakıyorum. Hele sen Allah'ını oku. O kız o kadar konuşuyor. Hele bakayım ne diyor. Şimdi bu fotoğrafın adı Aşk Cesaret İster. Aşk Cesaret İster. Güzelmiş ismi. Bu baştaki aşktır. Evet, aşk. Tahmin ettim. Okuyayım mı? Oku. Çok önemli bir şahsiyet olan bu köpeğin adı Patsy'ydi. Mariella da onun sahibiydi. İsmi nedir?
Mariella. Ne biçim isimdir o? Zannedersen bunlar yabancı. Yabancı mı? Ecnebi yani. Vay sen Safiye ablama bak, senelerdir hiç demiyor bunlar ecnebidir. Ben bir şey soracağım. Bak. Bu çizgiler, bunlar konuşuyor demektir, öyle değil mi? Evet. Peki, bu yuvarlak yuvarlaklar nedir? Ha, onlar düşünüyor demektir. Düşünüyor ama söylemiyor, öyle mi? Evet, öyle. Ben bağırıyor sandım. Yok, düşünüyor. Bak burada diyor ki, şimdi ne yapacak acaba yuvarlak yuvarlak? Düşünüyor ama söylemiyor, içinden diyor. O zaman konuşunca hem çizgi hem yuvarlak olması lazım değil mi? Neden? İnsan düşünmeden konuşmaz ki. Yok, öylesi de var, ben tanıyorum. Bakayım mı? Oku. Mariella o sırada bak bir atçıyla kavga ediyor, görüyor musun? Kendini alamıyorsun. Belki hiç akla gelmeyecek bir yerde ve zamanda. Ama ilkokulumu bulmuştum sonunda. Yine de bu değişik. Kolay gelsin. Rahatsız gel, etmiyorum. Gel, gel. Gel mühendis, gel otur. Çok güzel bir vakitte geldin çünkü bitti. Seyret. Yusuf. Bizim millet olmaz demeyi çok sever. Olmanca da sevinir dediğim çıktı diye. Buyurun. Nasıl? Çok güzel. Siz mi yaptınız? Ben yaptım. Daha doğrusu ben yapacağım. Elinize sağlık. Reis Bey, bir konu vardı ama. Söyle. Böyle de nasıl söylenir? Ailem Antalya'dan buraya gelse diyorum. Sizinle konuşmak için. Hayırlı bir iş için gelse. Müsaade eder misiniz böyle bir şeye? Safiye Hanım'ın hayırlısıyla işi için. Evimize niye o kadar sık geldiğin anlaşıldı. Olur mu efendim? Ailene söyle hiç zahmet etmesinler. Neden acaba diye sorabilir miyim efendim? Sormasan daha iyi. Cevabı seni üzebilir. Olsun. Ben yine de cevabı öğrenmek istiyorum müsaadenizle. Sen iyi bir çocuksun, tahsilli. Ama benim gibi bir insanın kızı, benim gibi bir insanın soyuyla birleşmeli. Sence sen benim gibi misin? Sizin gibi anlayamadım. İşte bak, benim gibi değilsin. Ben olsaydım soruyu çoktan anlamıştım. Cevabı da... Anladım. Müsaadenizle. Sen bizi yeme ya. Kıyama ya, bizim yeme ya. Haydi lan. Kıtlığa mı yerden? Kıtlıktan çıktın mı böyle? Haydi. Baba, sen niye kendiyorsun? Ne yapıyorsun burada? Biliyorum o denizi hiçbir zaman göstermeyecekler bana. Ben gideyim mi, kalayım mı? Git. Ne diyeyim? Boğaz ses git. Tamam. Basit şeylerden başla.
ekmek nandır, su da avdır. Can basit dediysek o kadar da değil, onları biliyoruz. Ama canın et istiyorsa guş diyeceksin. Guşt. Güzel. Ki seni seviyorum nasıl denir? O söylenmez, terbiyesizdir. Sevmek terbiyesizlik midir? Ne odur be, nedir? İnsan annesine de seni seviyorum diyebilir. Doğru. Ejdehezdikim denir. Ejdehezdikim. Peki seni özledim nasıl denir? Mümbriyata kiriye. Sensiz bir hayat artık bana cehennemdir nasıl denir? Vallahi çok zordur. Ona bir öpücük vermezsen kendimi buradan aşağı atarım nasıl denir? Avucunu yalarsın denir. Peki. Bu mu? İşte. Ama o değil. Bak. Nasıl? Bak oraya. Aynısıdır. Aynısı değildir. Lucio bir an durdu. Mariella'nın gözlerine baktı. O bakışmanın son bulduğu yerde titrek dudakları buluştu. Ne oldu, ne oldu? Titrek dudakları buluştu. Dudakları mı buluştu? Nasıl yani? Bak böyle. Ya bu fotoğraf burada titremiyor ama öyle diyor. Titrek dudakları buluştu. Ben bu fotoğrafı ezbere biliyorum zaten. Ya niye soruyorsun o zaman? Hiç. Niye bakıyorsun öyle? Lucia da Mariella'ya öyle bakıyor ya, bak ne diyor. Bu bakışmanın son bulduğu yerde titrek dudakları buluştu diyor. Bak benim dudaklarım titremiyor. Belki benimkiler titriyordur. Ya ne yapıyorsun, oku şu sayfayı, oku. Ya oku. Biz tam tadını çıkarmaya başlamıştık ki rüzgar zamanı geldi. Yayla günleri bitmişti. Ben onun gibi bir insan değilim. Buraya gelmeyi de kendim istedim zaten. Merakımdan yurdumu. Yoksa torpille başka yerlere de giderdim. Bir sürü tanıdığımız var. Yazdım şimdi dilekçeyi. Önce bir izne çıkarım. O sırada da tayin işi hallolur. Evimize niye bu kadar sık geldiğim belli oldu dedi bana. Neden pes ediyorsun? Ne yapayım? Bilmiyorum. Ama düşünüyorum. Düşünme Özgür. İkiniz de bu işi unutun. En güzeli o. Nereye gidiyorsun Özgür? Amca oğlum. Şino. Şino ne demek Şino? Burada mavi gözlere Şino derler. Senin gözün mavi değil ki. Ben doğduğumda gözlerim maviymiş. Sonra kahverengi oldu, anasını sattı ama. Atlayalım. Seninle birlikte intihar edersem belki o zaman bana inanırsın. Hadi beraber atlayalım o zaman. Mariella, fakat Lucio, seni seviyorum Mariella. Mariella, ben de seni seviyorum Lucio. Sonunda kavuşmuşlardı. Geçmişin de geleceğin de bir ehemmiyeti kalmamıştı. Mutluydular ve şimdiden başka zaman yoktu. Son. Şimdiden başka ne yoktu? Zaman. Bitti mi? Bitti.
son öpücüğüydü. Ve biz bir ağacın tepesindeydik. Ne var bunda? Burada herkes kız kaçırmıyor mu? Ya fakir adam gidip fakir adamın kızını kaçırıyor. Kimse reisin kızını kaçırmıyor ki. Ya tamam. Ne diyorsunuz? Ha? Sen ne diyorsun Atıf abi? Asıl önemli olan senin düşüncen. Ben bilemiyorum ki. Şimdi Safiye Hanım kabul eder mi ederse. Ben bir de günlerdir uyuyamadığım için tam. Zaten gelmezler oğlum. Gelmezlerse mesele yok Şino. Tamam mı Atıf abi? Anlaştık mı? Var mısın? Anlaştık. Ben anlaşmadım. Haberiniz olsun. Haberimiz var Şino. Gel abi. Dediğim çıkmıştı. İşte Osman Ağa evimizdeydi. Bizim mektupları yazması uzun sürüyordu ama işe yarıyordu. Serseri mahat eskulam. Mahat. Senin için hasta dediler Osman Ağa mı? Maşallah Türk gibisin. Elhamdülillah. Reis Bey, benim tayinim çıktı Antalya'ya. Vedalaşmaya geldim. Verin, öpeyim elinizi. Yapma ya. Tam zamanında geldin. Arkadaşla da vedalaş Yusuf. Son ekşi elma ağacı Reis Bey. Bırakın kalsın. Hepsini terbiye ettiniz. Bir tanesi de asi kalsın. Bana karşı gelmeyecekti. Kolay gelsin. Ben gidiyorum. Bir tane de ekşi elma fidesi aldım sizden hatıra. Yani burada geçirdiğim yılların hatırası mahiyetinde. Biz gidiyoruz Özgür'le. Biz düşündük. Kim bilir, belki de dördümüz beraber gideriz. Dördümüz. Biz iki gün sonra gidiyoruz. Dört tane otobüs bileti aldık. İkisi bizim, ikisi sizin için. O gün çarşaflarınızı giyer, otobüsteki koltuklarınıza oturursanız birlikte gideriz buradan. İyi düşünün. Sizi seven Özgür ve Hatip. Delirmiş mi bunlar? Sana göre avuç tabii. Senin işin halloldu. Şimdi beni gönderecekler şimdi niye? Hele ablasına dediğine bak. Ben sizin mutlu olmanızı kendimden çok istiyorum. Sizi ben büyüttüm, terbiyesiz. Terbiyesiz insan. Öbür tarafta Akdeniz. Portakal ağaçları. Yan yana iki ev. Sonra belki Servet'le siz de oraya taşınırsınız. Düşünsenize, üçümüz deniz kenarında yaşayıp gideriz. Güzel olmaz mı? Gemileri unutma. Tabii ki. Devamlı gemiye bineriz abla. Kızlar deli olmayın. Baba sizi yakalatır, sonra biliyorsunuz ne yapar. Hepimizi rezil edersiniz.
Ne yapacağız peki? Oturacaksınız evinizde. Ablama da sana da bunu yapamazdık. Ya da düpedüz korkmuştum. Yapamadık. Neydi fotoğrafımızın ismi? Baba. Baba. Aşk cesaret ister. Evlenince iki kişi gidiyor evden aslında. Kardeşin ve annelerinden birisi. Eğer dün gece televizyonda seyrettiyseniz Sayın Başbakanımız da Sayın Demirel de çok güzel söyledi. Ne dedi? Bunlar bu memlekete bir çivi çakmamıştır dedi. Yalan mıdır? Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Ortada bir tane hizmet yok. Barajlar desen bizimdir, köprüler desen bizimdir, yollar da hastaneler desen bizimdir. Gel gelelim. O zaman biz seçimi niye kaybettik? Madem biz çok tatlıydık, seçimi niye kaybettik? Niye kaybettik? Kendi hatamızdan. Bravo. Ne yaptık? Çantada keklik gördük, çalışmadık. Ve karlı bir günde Osman Ağa evimize bir daha geldi. Bu sefer Safiye ablam için. Hiç olmazsa ağadır. Evleri çarşıladı. Büyüdüğümüz odada şimdi tek başınaydım. Yani senin anlayacağın Mariella berbat bir durumdaydı. Bir şartım var. Şart mı? Nedir?
5 tane kardeşin var. Sizin aile çok kalabalık. Ayrı ev istiyorum. Ha, ya o tamam canım. Evi neredeyse ayarlamışım Safiyeciğim. Ama benim istediğim ev burada değil. Burada değil? Değil. Nerededir? Antalya'da. Nerede? Söz ver. Safiye, Antalya'ya kalkıp... Söz ver. Cevde, söz ver. Söz. Unutma. Söz verdin. Tamam, verdim. Gidiyorsun Şino. 3 gün sonra. Ah, haydi kazanırsın inşallah. Nerede o günler? Olsun. Ankara'yı göreceksin. Ben odur, ben nedir? Bir şey demeyeceksin. Kime? Kime olacak Özgür'e? Doğru devam edin. İleride solda. Teşekkür ederim. Kişilerden bulacağım. Özgür, yemek boykotunu yapıyoruz ya. Yemek yapıyoruz. Amca onu. Şino. Üniversite imtihanlarına gelmişim oğlum. Yarın imtihandan sonra döneceğim. Burayı yaz. Gelir bizimle mücadeleye katılırsın. Ben buranın puanını tutturayım da mücadele kolaydır. Hiç kolay değil Şino. Her gün çatışma var buralarda. Görüyoruz haberlerde. Ne var ne yok memlekette? Ha. Sana mektup var. Kimden? Kimden olacak? Sağ olsun. Başka ne var ne yok? Sağ olsun. Bu kadar mı? Daha dünen kızı kaçırıyordun Özgür. Şunu sen beni anlamadın galiba. Devrim artık gün, hafta, ay meselesi. Herkes bir yerlerden bir kıvılcım çakmasını bekliyor. Biz o sırada aşkla meşkle uğraşabilir miyiz? Hepimizin omuzlarında tarihi bir sorumluluk var. Özgür, bu olayları fazla şey yapma. Derslerinden geri kalırsın. Kalmam amcaoğlu. Merak etme. Allah'a emanet ol. Sen de. Ben gidince anladım. Çok zormuş sensizlik. Seni bekleyeceğim. Geleceksin biliyorum. İmtihan nasıl geçti Şino? Vallahi ben soruları anlamadım ki cevabını verin. Boş ver. Kimsenin senden öyle bir ümidi yoktu zaten. Tabii canım. Başka ne var ne yoktu? Mektubunu verdim. Esi işte sana çok selam söyledi. Nasıl yani? Kız, üniversiteler savaş alanı gibi. Bir görseydin her yer kıyamet, fotoğraflar, afişler, kavga, dövüş. Niye, ne oluyor orada? Vallahi Özgür'ün demesine göre devrim oluyor orada. Devrim nedir? Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Mariella. Ne yapacağını... bilemez halde don
don la do p. Dona kalmıştı. Aslında bu kısımları sana fazla anlatmak istemiyorum baba. Ama işte. Muazzez'e 3 tane talip var. İkisi fukaradır. Onları geçiyorum. Üçüncüsü ciddidir. Kimdir? Osman Akan'ın yeğeni. Hurşit. Hurşit mi? Reis birini ağanın oğluna vermiş, öbürsünü yeğenine verecek, öyle mi? Kızın yaşı geçiyor. Muazzez böyle giderse yeğeni de bulamayacak. Benden söylemezse. Soframız hala bir ağa sofrasıydı. Ama aslında elimizde sadece senin emekli maaşın ve evimiz kalmıştı. Sen Meryem'le Besna'yı da işten çıkarınca bütün yük annemle bana kalmıştı. Abla siz gittiniz, biz bittik. Biz de boş durmuyoruz, merak etme. 1 saniye durduğum yok. Dün hususi saydım. Osman Ağa'nın evinde 24 kişi vardı. Misafirler kalktı gitti, tekrar saydım. 18 kişi kalmıştı. Asıl biz bittik Muazzez Hanım. Benim derdim biraz daha büyük. Tabii abla olduğum için herhalde. Ne oldu abla? Hamileyim. Hamilesin? Yaşasın. Ne güzel haber bu. Kız sen niye bunu üzgün söylüyorsun deli? Ne oldu ki? Ha? Her fırsatta içiyorum Servet. Gözü hep rakı şişesindedir. Eyvah. Teyze oluyorum. Daha hızlı değilim şekerim. Yaşım daha çok genç. Muazzez de giderse kim çevirecek burayı? Sen tek başına mı yapacaksın o kadar işi? Evde kalacak değil, elbet birine vereceğiz. Bari vaktini geçirmeyelim, taliplerin şekli bozulmasın. Bence bu işin bir tek çaresi vardır. Nedir? Muazzez de evlensin. Ben de evleneyim. Üstüme kuma getireceksin Aziz. Sen de kabul edersin. Nasıl yani? Kabul mü edeceksin? Senin için. Ben kabul etmiyorum. Zaten ben evlenmek de istemiyorum. Hey sen babama bak hele. Ne planlar kurmuş kendisine. Evleneceği kızı da bulmuştur o çoktan, ben size diyeyim. Kızlar hele iyi bir düşünün. Bu gülünecek bir şey mi? Hani biz gülünç diye gülmüyoruz ki. Yanlış diye gülüyoruz. Anne şimdi git de ki Muazzez kabul etmiyor, ben de etmiyorum. Öyle güzel söylüyorsun ki. Sanki ben her gün reise yok diyorum. Bir sefer de ayda bir şey olmaz. Muazzez evde mi kalsın Türkan? Babam emekli olmuş. Artık her gün yemeğe 50 tane bedavacı gelmesin canım. Kim emekli olmuş? Daha hala gözü reisliktedir onun. Valla o zaman bu kalabalık bitmez. Anne. Anne. Ben evlenmek istemiyorum. Aha işte evlenenlerin hali. Her şey o kadar kötü değil de. Ne? Ayıptır. Ben onu mu dedim? Terbiyesiz. Terbiyesiz insan. Kız bir su. Geçti geçti tamam. Sen iç iç.
Reis. Eğer ben kumayı kabul etmiyorum dersem yine de getirecek misin? Yok. Getirmeyeceğim. O zaman ben kabul etmiyorum. Peki Muazzez? O da kabul etmiyor. Peki. Siz bilirsiniz. Ayda. Gene getireceğim deseydim ne söyleyecektim? Bu dağlar bize ceza verir. Yoksa birer tabiat harikası. Bu dağlar buraya yol, erzak gelmesine mani olan engeller midir? Yoksa bize Cenab-ı Rabbimin birer hediyesi? Kıymetli hemşerilerim, bizim derdimiz de çaremiz de dağlardır. Çare nedir? Turizmdir. Çare nedir? Çare nedir? Teleferiktir. Duyuyorum bazı mahfillerde alaylı konuşmalar yapılıyor bu mevzu hakkında. O insanlara bir tek sözüm, cevabım var. Ancak bugünü hayal edecek kadar aklı olanlar yarının sahibi olamazlar. Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. Milli Güvenlik Konseyi'ni bu kararı almaya zorlayan durum ve sebepleri şöyle de açıklamak mümkündür. 12 Eylül 1980 öncesinde ülkemizin içinde bulunduğu gelip evden almışlar sabaha karşı. Yengem korkudan 3 gün konuşmamış. Nereye götürmüşler? Bir yere götürmemişler. Kendi kendine iyileşmiş. Ya Özgür'ü nereye götürmüşler Şino? Allah bilir. Hapishaneye götürdüler. Nereye götürecekler? Ben o kadar söyledim. Oğlum bu şeyleri bu kadar şey yapma. Kurban anne. Kurban. Cevdet kitabı and olsun ki yarın sabah kalkacağım. Bir otobüse bineceğim. Ve Antalya'ya gideceğim. Kızımı da alacağım. İster gelirsin, ister gelmezsin. Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım. Baktım da takvime mutlulukla şunu gördüm. 6 Kasım 1983'ten bu yana... Sana muhtacım, gözümde kurşun, başımda tacım, muhtacım. Saat 21.30 sularında Hakkari'nin Şemdin ve Siirt'in Heruh ilçeleri bir grup Şakiye'nin silahlı saldırısına uğradı. Askeri lojmanlara yapılan saldırı sonucunda nöbetçi Er Süleyman Aydın şehit oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bölgede geniş çaplı operasyonların başlatıldığı, Şakilerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceği belirtildi. Haberleri sunduk. Şimdi hava durumu. Siirt Hidrografi ve Oşinografi Dairesi'nden bildirilmiştir. O günlerde başlayan çatışmalar kısa zamanda mahallemize kadar gelecekti. Ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Oh,
Azizciğim, sen bir sonraki dönemde tabii ki aklımızdasın. Sakın gönül koymanı, yani ben de istemem. Sayın Genel Başkanımızın da en son düşüneceği... Ya biz ölmez her şeyi ayarlarız baba. Ya siz yeter ki gelin. Antalya'ya gelin baba. Burası cennettir. Safiye ablamın deniz tutkusu memleketin durumuyla birleşince şehirde bir Antalya göçü başlamış oldu. Önce bir ev, sonra iki, sonra üç. Derken sıra bize de geldi. Soylu aşir bir adamdı. Güzel bir atı da vardı. Şakit ağa. Sabahleyin böyle sabah vakti gelmişlerdi. Ya, ne ola geceydi. Ya akşamdı. Ayda o meydan zengin yaylası mıydı yoksa koçanız tarafı mı? Kim? Basiyeleri karıştırıyorum artık. Buranın havası bana iyi gelmedi. Reis, bak misafirlerimiz hayırlı bir iş için gelmişler. Öyle mi? Buyursunlar. Reis Bey, bizim Cengiz de Muazzez kızımız gibi zamanında evlenmedi. Dedik askere gitsin. Gitti, bitirdi, geldi. 3 senedir de kazancı yerindedir çok şükür. Ne iş yapıyor? Esra Hanım, iş hanında çay ocağım var. Kazancım da çok iyidir maşallah. Reis Bey, biz kızınız Muazzez'e talibiz. Hazır ikisinin de yaşı geçiyorken müsaade et bitirelim şu işi. Ayda benim sert bir insan olduğum kanaatinde diyor. Senin acı lafların var. Millet korkuyor seninle konuşmaya. O sebepten dolayı ben şimdi size o acı laflardan vermeyeceğim. Onun yerine sessizce meclisi terk edeceğim. Geri geleceğim. Siz gittikten sonra. Zakir ağa. Sesi de güzeldi. Şeyi söylüyordu. Hasan'ı kurban çömeğim rahdellem ellem. Onu biliyorsunuz. Zakir ağa. Eskileri hatırlıyorum. Yenileri unuturken.
Biraz. Erkek mi oldusun? Evet. Hoş geldin. Annem nerede? İçeride uyuyor. Servet nerede? Sus, kolun dibinde. İlaçlarını alıyorsun değil mi anne? Alıyorum, alıyorum da nefes alamıyorum. Ay, kurban olurum ben sana. Ben de sana annem. Oh. Annem kolaya başlamış. Bir senedir. Bismillah. Bazı rahatlatıyor Türkan. Nefes alamıyor vallahi billah. Bitti bu iş. Denmeyeceğim daha. Boşanacağım. Boşanacaksın. Tarihimizde boşanmış ilk insan olacaksın. Reis ne diyecek? Son durumu nedir? Hatırlıyor mu, unutuyor mu? Gelip gidiyor. Tamam, o zaman bir şey demez. Dese de unutur yani. Zaten en iyisi unutmak. Her şey o kadar kötü değil de. İşte. Dudaklar. Ceza mı der? Ne tarafa? Ne taraf olacak? Belediye. Sağ ol Yusuf. Sağ olasın. Beyefendi, parayı ödemedim. Amca. Amcacığım, parayı ödemedin. Ne parası? Amca, taksi parası. Buyurun beyefendi, kime bakmıştınız? Sen kimsin? Güvenlik görevlisi. İyi. Ben de belediye reisiyim. Efendim? Beyefendi, kime bakmıştınız? Beyefendi. Elini çek üstümden. Kime baktığınızı söylerseniz yardımcı olmaya çalışayım. Ben belediye reisiyim. Çekil yolundan ahmak. Beyefendi, siz belediye reisi değilsiniz. Çekil yolundan. Beyefendi. Çekil yolundan. Sakin olun beyefendi. Tamam. Arkadaşlar bırak. Bırak. Şişt. Geç. Geç bir tat. Tamam. Ben tanıyorum kendisini. Arkadaşlar tamam, dağılın. Dağılın tamam. Reis Bey. Siz burada ne arıyorsunuz? Sen kimsin? Hatip ben. Hatırlamadınız mı? Ziraatçı Hatip. Babası benim belediyem değil. Neresi burası? Muazzez. Muazzez nerede? Ben götüreyim sizi Reis Bey'im. Muazzez'in yanına. Burası benim belediyem değil.
başında. Hayaller kurdum. Buradan almıştım Reis Bey. Teşekkürler. Reis Bey. Buyurun. Buyurun Reis Bey. Baba! Baba! Hadi beyefendi yere getirin buraya. Sen buradan gir. Ya nereye gittin baba? Buraya, buraya. Üçüncü kapı. Üçüncü kapı. Kardeşim getir. Allah senden bin kere razı olsun. Ya baba niye tek başına çıkıyorsun dışarı? Niye bize haber vermiyorsun? Ya biz ne yapacağız seninle baba? Ziraatçı Hatip. Muazzez Hanım merhaba. Buyurun buyurun. Ayda Hanım'ı göremedim hiç. İyidir inşallah. Biraz rahatsız. İçeride yatıyor şimdi. Hı. Allah şifa versin. Sağ ol. Ne iş yapıyorsunuz şimdi? Belediyedeyim ben. Park ve Bahçeler Müdürüyüm. Park müdürü mü? Hep gidiyoruz biz babamla. Orası senin mi? Yok benim değil de. Oraya ben bakıyorum. Sorumlusuyum. Hı. Peki çoluk çocuk? Evliyim. İki çocuğum var. Biri oğlan, biri kız. Allah bağışlasın. Amin cümlemizinkini bağışlasın inşallah. Babam nerede? Uyuyor. Ha nasıl oldu? İyi iyi. İçeride. Hoş gelmişsiniz Atı Bey. Hoş bulduk Safiye Hanım. Siz de Antalya'ya hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Babama yardım etmişsiniz. Estağfurullah canım. Lafı olur mu? Tesadüf. Tesadüf. Sonunda gördünüz. Nasıl? Deniz'i diyorum. Gördünüz. Evet gördüm. Çok şükür. Çoğu zaman pikniğe gidiyoruz. Çocuklarla. Bulunmuş ha. Şey, ya hoş gelmişsiniz. Ya Allah, Allah size razı olsun ya. Ne demek? Cümlemizden siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reis nerede? Nasıl, iyidir? İyi, iyi. Uyuyor şimdi. İyi ya, vallahi. Ya görüyorsunuz insanlık ölmemiştir daha ya. Ne demek canım? Vallahi. Hatip Bey. Tanıştırayım. Eşim Cevdet. Öyle mi? Ha eşim. Tekrardan. Şey yazayım. Ya annem hasta diyorum anlamıyorsun. Hele sen önce bir ayıl. Sonra konuş Allah'ın cezası. Geçmiş olsun. Sağ olun nedir? Kuatra dayalı nefes darlığı. Ve anlayamadığım şey, ciğerler bir madenci kadar kötü durumda. Ne işi böyle hanımefendi? Ekmek pişiriyordum. Reis kuma istediğinde hediye ettim seni dinlemeye ettim Mazi.
Ayda. Ben birini seviyorum. Onu bekliyorum. Kuma hecet oldu bana. Yoksa illaki verirdi babam birini. Kim? Kim? Özgür. O saçlar güzel kokan çocuk. Saçları güzel kokan çocuk. Nerededir o şimdi? Zezele o. Siyah sudan ver bakayım bana. Siyah su mu? Doktor kesinlikle yasak dedi Ayda. Aziz. Ya burada zaten nereden bulayım siyah suyu? Dolabın içine bak. Söyleyemiyorum. Sev diye, sev diye. Sen her şeyi unutunca biz ne güzel arkadaş olduk seninle, değil mi baba? Annem de gittikten sonra biz seninle baş başa kaldık böyle. Ki ben şimdi bu kadar konuştum. Ne kaldı bakalım senin aklında? Benim adım... Benim adım... Aziz. Aziz Özay. Reisim ben. Reisim ben. Bravo baba. Aferin sana. Şenay. Buyurun burada. Baba. Babam geldi. Gel yavrum gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş buldum. Tanıştırayım. Merhaba. Muazzez Hanım. Reis Bey. Öp elini Nilcim. Ali sen de öp.
reis dedenin. Ha. Merhaba, Allah bağışlasın. Biz, Şenay, kahveleri dışarıya sen getir. Servisi arka tarafa yapalım hayatım. Tamam. Reis Bey, şuradan gidelim. Buyurun. Heh. Yavaş. Şöyle. Tamam, otursun. Reis Bey, şuradaki ağacı gördünüz mü? Bakın. O ağaç sizin bahçeden geldi. Onlar ekşi elmalar. Muazzez, sen tadına bakmak ister misin? Ben mi? Evet, isterim. Al bir tane. Tamam. Özgür sensin. Sen de sensin. Alıyorum bir tane. Ha işte böyle iste. Hırsızlığa lüzum yok. Sonunda kavuşmuşlardı. Geçmişinde geleceğinde bir ehemmiyeti kalmamıştı. Mutluydular ve şimdiden başka zaman yoktu. Son. Şimdiden başka ne yoktu? Zaman. Oh, 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 oh